Merhabalar, maddenin tanecikli yapısı, atomun yapısı ve atom modelleri ile yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup, bildirimleri açıp, like atmayı unutmayalım. Atom, maddenin en küçük yapı birimidir. Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Şurada bir çaydanlıktaki atom görüyoruz. Yine bir tepsideki atomları görüyoruz. Maddenin en küçük yapı taşı atomlardır. Ve tüm maddeler atomlardan oluşmuştur. Atomlar kendini oluşturan daha küçük parçacıklardan oluşmuştur. Arkadaşlar bir atomun yapısı şu şekildedir. Ortada yuvarlak bir şekilde çekirdek. Çekirdeğin içerisinde pozitif yüklü proton ve yüksüz nötronlar, etrafına ise katman veya yörünge denir arkadaşlar. Yörüngede ise eksi yüklü elektronlar bulunur. Atom parçacıklarının özelliklerine bakalım. Proton Pozitif yüklüdür. Çekirdekte bulunur. P artı şeklinde gösterilir. Nötron yüksüzdür, nötrdür yani. Çekirdekte bulunur. N üzeri sıfır ile gösterilir. Elektron negatif yüklüdür. Yani eksi yüklü. Katmanlarda bulunur. Ve E eksi şeklinde gösterilir arkadaşlar. Bu atom artı parçacıkların özelliklerini bilmeliyiz. Protonlar ve nötronlar hareketsizdir arkadaşlar. Çünkü çekirdeğin içerisindedir. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönme hareketi yaparlar arkadaşlar. Zıt yüklü olduklarından proton ve elektronlar birbirine çekim kuvveti uygular. Arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Birbirine çekim yani artı eksiği çekiyor bir çekim kuvveti uyguluyor. Atomun kimliğini proton sayısı belirler. Farklı atomların proton sayısı farklıdır. Arkadaşlar çekirdeğin içerisinde ki proton sayısı atomun kimliğini belirler. Mesela hidrojenin çekirdeğinde bir proton, helyumun iki, lityumun üç bu şekilde çekirdeğindeki proton sayısı atomun kimliğini belirler. Çekirdek atomun merkezine verilen addır. Çekirdeğin çevresinde yer alan yörüngelerde katman denir arkadaşlar yörüngelere. Atomun çekirdeğinde pozitif yüklü proton bulunur. Atomun katmanlarında elektronlar bulunur. Atomun çekirdeğindeki yüksüz parçacıklara nötron denir. Atom hücrelerden daha küçüktür. Atomun kimliğini proton sayısı yani atom numarası da denir arkadaşlar, proton sayısı belirler. Atomun kütlesi arkadaşlar baktığınızda proton ve nötronun kütlesi yaklaşık birbirine eş değerdir. Elektron ise çok çok küçüktür. Çekirdekte bulunan proton ve nötronun kütlesi hemen birbiriyle aynıdır. Elektronun kütlesi protonun kütlesine göre çok küçüktür. Protonun kütlesi elektronun kütlesinin 2000 katı kadardır. Bu nedenle atomun kütlesini çekirdekteki proton ve nötronlar oluşturur. Atomun hacmini tamamı düşündüğünde çekirdek çok küçük bir kısım kaplar. Bu nedenle atomun hacmini elektronlar oluşturur arkadaşlar çekirdek çok küçük bir kısım kaplarken elektronlar büyük hacmi kaplayan kısımdır atomun tarihsel gelişimine bakalım arkadaşlar milattan önce 400'lü yıllarda Demokritos maddeleri oluşturan en küçük yapı biriminin atom olduğunu ileri sürmüştür at atom bölünmez bel parça anlamına gelen latince bir kelimedir arkadaşlar İlk bunu Demokritus vermiş. Fakat bilimsel çalışmayı 1803 yılında John Dalton atomların çok küçük içleri dolu kürecikler olduğunu fikrini ortaya atmış. Atomla ilgili bilimsel çalışmayı yapmıştır. İlk bilimsel çalışma John Dalton 1803 arkadaşlar. Daha sonra 1902 yılında Thomson atomun yapısında elektronu keşfetmiş. Bu önemli. Atomun kendisinden daha küçük taneciklerden meydana geldiğini söyleyen Thomson arkadaşlar. Bakın Thomson... Atomu üzümlü keke benzetmiş arkadaşlar tam atomu üzümlü keke benzetmiş bu modeli açıklamış modelde keki pozitif yüke, üzümleri ise negatif yüke benzetmiştir. 1911 yılında Rutherford atomun yoğunlaştığı bir çekirdek olduğunu arkadaşlar çekirdeği keşfeden Rutherford ve bu çekirdeğin protonlardan meydana geldiğini protonları da keşfeden ayrıca elektronların çekirdeğin çevresinde gezegenlerin güneşin çevresinde dolandığı gibi dolandığını bulan kişi Rutherford'dur arkadaşlar. 1913 yılında Niels Bohr çekirdek çevresinde belirli uzaklıklarda katmanlarda hareket eden elektronun varlığını modeliyle açıklamış. Günümüzde elektronların belli bir çizgi üzerinde koşan insanlar gibi hareket etmedikleri bir elektron bulutu içerisinde hareket ettikleri bilinmektedir. Buna da modern atom teorisi denilmektedir arkadaşlar. Atomun tarihsel gelişimini incelediğimizde bilimsel bilginin sabit olmadığını, zamanla değişebildiğini görüyoruz. Teori, bilimde teori bir olgunun sürekli olarak doğrulanmış, gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamadır. Teori herhangi bir olayı, vakayı açıklamak için kullanılan düşünce sistemidir. Bilgiler arttıkça teoride değişiklikler olabilir arkadaşlar. Elektronların katmanlarda dizilimine bakalım. Arkadaşlar, elektronlar katmanlarda diziler. Birinci katmanda en fazla iki elektron, ikinci katmanda 8 elektron, üçüncü katmanda 8 elektron bulunur. Birinci katmanda dolmadan ikinci katmana geçiş olmaz, ikinci katman dolmadan üçüncü katmana geçiş olmaz. Atomların katmanlarda belirli sayıda elektron bulunmak, bulunmaktadır. Bir atomun birinci katmanında en fazla iki elektron, ikinci ve üçüncü katmanda en fazla 8 elektron bulunabilir. Eğer bir atomun birinci katmanında bir katmanı varsa ve bu katmanda iki elektron bulunuyorsa bu atama kararlı atom denir arkadaşlar. Birinci katmanda iki varsa kararlıdır. İki ve üçte sekiz varsa kararlıdır. Bütün atomlar kararlı olmak için katmanlarında bu sayıda elektron bulundurmak isterler arkadaşlar. Kararlı olmayan atomlar elektron alışveriş yaparak kararlı atomların yapısına benzemeye çalışırlar arkadaşlar. Şimdi örnekler verelim. İlk 18 elementin yapısına bakalım. Hidrojen bir katmanı var. Bir elektronu var. Arkadaşlar hidrojen kararlı değildir. Kararlı olmak için bir tane elektronu daha olması gerekir. Helyuma bakıyoruz. Bir katmanı var ve bir katmanda iki elektronu olduğu için arkadaşlar helyum kararlıdır. Lityuma bakıyoruz arkadaşlar. iki katmanı var. İkinci katmanda bir elektronu olduğu için kararlı değildir. Bu bir elektronu vererek arkadaşlar ne yapacaktır? Kararlı olacaktır. Berilyuma baktığımızda iki katmanı var. İkinci katmanda iki elektronu var. Kararlı olmak için arkadaşlar ne yapması lazım? Bu elektronu, iki elektronu vermesi lazım. Arkadaşlar ya altı tane alacak ya da iki tane verecek. Sekiz olması için. Hangisini yaparsa mantıklı iki elektronu vermesi daha mantıklı. Bora bakıyoruz arkadaşlar. Borda ikinci katmanda 3 tane elektronu var. Bu 3 elektronu vererek arkadaşlar ne yapacaktır? Kararlı hale gelecektir. Aynı şekilde karbon 4 elektronu var kararlı değil. Azota baktığımızda arkadaşlar 5 elektronu var. O halde 3 elektron daha alarak ne olur? Kararlı olur. Oksijenin 2, 4, 6 elektronu var. 5, 6 elektronu var. 2 elektron alarak kararlı olur. Flora baktığımızda 7 elektronu var arkadaşlar. Bir elektron daha alır. 8 elektron olur ve kararlı hale gelir. Neon 8 elektronu var arkadaşlar. Son katmanında o halde bu kararlı. İlk, ilk 18 elementin isimlerini ve simgelerini öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sodyum Arkadaşlar son katmanında bir elektron var. Bunu vererek kararlı hale gelebilir. Magnezyumun son katmanında iki elektron var. Bu iki elektronu vererek arkadaşlar kararlı hale gelecektir. Alüminyuma baktığımızda arkadaşlar alüminyum ale son katmanında üç elektron var. Bu üç elektronu vererek arkadaşlar kararlı hale gelecektir. Silisyuma baktığımızda son katmanda dört elektronu var. Kararlı değil kararlı hale gelmesi için ya dört alacak ya dört verecek. Fosfora baktığımızda arkadaşlar son katmanda 5 elektronu var. 2 3 4 5 elektronu var. 3 elektron alarak arkadaşlar ne olacaktır? Kararlı hale gelecek. Kükürt'e baktığımız zaman 6 elektronu var. 2 elektron daha 2 elektron daha alacak arkadaşlar. Kararlı hale gelecektir. Klor'a baktığımızda son katmanında 7 elektron var. 1 elektron alarak alır kararlı olur. Argon'a baktığımızda son katmanda 8 elektronu var. Elektron alışverişi yapmaz. Argon kararlıdır arkadaşlar. Nötr atom, proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara nötr atom diyoruz arkadaşlar. Yani proton sayısı, çekirdekli proton sayısı katmanlardaki elektron sayısına eşitse buna ne diyoruz? Nötr atom diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Moleküller arkadaşlar atomların birbirine bağlanarak oluşturduğu yapıya molekül adı verilir. Moleküller aynı cins ya da farklı cins atomlardan meydana gelebilir. Baktığımızda bir su molekülü farklı cins atomlardan oluşmuş bir su molekülünde iki tane hidrojen atomu, bir tane oksijen atomu toplam üç atomdan bir su molekülü oluşmuş. Arkadaşlar aynı cins atomlardan oluşmuş bir oksijen molekülü, iki oksijen atomu bir araya gelmiş oksijen molekülünü oluşturmuş. Örneklerle devam edelim arkadaşlar. Molekül olup olmayanlar altlarındaki boşluğa yazarsak arkadaşlar, birincisi bileşik molekülü. Bakın dört tane atomdan 4 atomun bir araya gelmesiyle oluşmuş iki farklı atom. İkincisi bir atomdur arkadaşlar. Molekül değildir. Üçüncüsü bileşik molekülüdür. İki farklı atom bir araya gelmiş bileşik molekülünü oluşturmuş. Bu Aynı cins 3 atom bir araya gelmiş. Atomik molekül oluşturmuş. Bu arkadaşlar molekül değil, bir atomdur. Devam edelim. Burada arkadaşlar modellere baktığımızda, modellerde arkadaşlar bakın iki farklı atom, iki farklı atom ve toplam 5 atom bir araya gelmiş. Atom türü sayısı 2. Atom sayısı 5. İkinciye baktığımızda atom türü 1, aynı atom bir araya gelmiş. Sayısı ise toplam atom sayısı 2. Atom türü sayısı şu bu bileşikte. Atom türü sayısı 2. Bakın bir mavi, bir mor 2. Toplam atom sayısı 3 arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Yukarıdaki özellikleri verilen molekül modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir? İki farklı türde atom içerecek ve toplam 3 atom olacak. Arkadaşlar burada 4 atom var. Burada 2 atom var. Burada 2 atom var. Burada 3 atom ve 2 farklı olduğu için cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Buna göre bu atomlar hangi hangileri nötrdür diyor. Arkadaşlar nötr atomun proton sayısı elektron sayısına eşit olacaktı. Baktığımızda eşit değil, eşit değil eşit eşit. O halde M ve N olacak. Hangi şıkta var M ve N? D şıkkında var. Devam edelim. Yukarıdaki çalışmaları yapan bilim insanları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Atomla ilgili ilk bilimsel çalışmayı Dalton yapmıştı. Üzümlü kek modelini de Thomson yapmıştı arkadaşlar. Dalton ve Thomson hangi şıkta var? D şıkkında var arkadaşlar. Cümleleri hatasız tamamlaması için İrem'in boş bırakılan yere hangi ifadeleri yazması doğru oluşturur? Bir atomun proton ve nötronun bulunduğu kısım neydi? Çekirdek arkadaşlar. Nokta nokta atomun çekirdeği etrafında hareket eden tanecikti. Elektronlar hareket ediyordu. Nokta nokta atomda bulunan pozitif yüklü tanecik neydi? Protonda arkadaşlar. Çekirdek, elektron, proton hangi şıkta var? C şıkkında var arkadaşlar. Devam edelim. Atomun yapısı ile ilgili görüşü açıklayan bilim insan aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre elektronlar çekirdeğin çevresinde istedikleri gibi dolaşmaz. Çekirdeği belli uzaklıklarda katmanlarda döner. Evet arkadaşlar bunu bulan Bohr atom modeliydi. Hangi şıkta var? Niels Bohr. Cevabımız B şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp beni takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.